Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün buğdaylarımızın gübresini Ve atacağız. Fiileri gübremize atacağız. Üstüne attığımız gübre 26 gübre taşın. %26 azotlu gübresi. Şimdi gübre serpmeyi takacağız. Şunu kilo ayarını ayarlayalım. 5'teyken 40 kilo atıyormuş. Amonyum nitrat. Biz de zaten amonyum nitrat atacağız. Söyle. Daha 10 10 herhalde o. Evet. 6 7 11 mi oldu? Tamam mı o? Sade kaynak yanına mı atacağız? 40 ayarladın. 40 ayarladım. 40'ar kilo. Buradan bir dakika fazla gelin hemen atsın bir yere. Tamam atsın. Evet arkadaşlar, bu tarlaya attık. Şöyle göstereyim. Şimdi fırfırımızı doldurup öbür tarlaya atacağız. Çiftçinin altını. 40'ar kilo atıyoruz buğdayların üstüne. Fiillere az atarız. 10 kilo veya 15 kilo büyük ihtimalle. Buğdayların üstüne 40'ar kilo atıyoruz. Buğdayların tabanına 35'er kilo atmıştık. Yani toplamda dönüm başı 75 kilo atmış oluyoruz buğdaylara. Attığımız gibi o. 75'ten fazlasını atmıyoruz.
Hava biraz rüzgarlı ama biraz da size dışarıdan çekim yapayım dedim. Bu tarlada da çok köstebek dolaşmış. Hayvanları da öldürmek istemiyorum. Pancar yeri olduğundan çok köstebek dolaşmış. Bakın mesela bu daha yeni. Belki de sabah burayı eşmiş. Yani yüzeye doğru çıkmış. Şuradan şöyle yol yapmış kendine. Aynı şekilde buradan da. Burası geçen sene pancardı. Ondan dolayı köstebek oluyor. Kalan pancarları yiyor hayvan. Nisan 7. Buğdaylar daha henüz bu boyda. Bizim bu bölgede bu zamanlarda önce bu kadar. Rüzgar da bu tarafa doğru esiyor. Rüzgar da gübreyi etkiliyor. Bu tarafların çoğunluğu buğday arkadaşlar. Buralar komple buğday mesela. Sadece şurada bir ayçiçeği ekilecek yer var. Şu arada var. Ama geneli buğday. Arkadaşlar, üst taraftaki tarlamızı attık. Şimdi de bu tarlamızı atıyoruz. Bu tarla da 8 dönümlük bir tarla. Ama tarlanın burası bir şeyden etkilenmiş. Onu çözemedik. Buraya bir ilaç mı dokunmuş, bir şey olmuş ama tam bilmiyoruz. Şu kısım şöyle. Buğday çıkmamış burada. Ekmemize rağmen. Buğday böyle küçük kalmış. Çıkamamışlar. Yani buraya büyük ihtimalle atılan bir ilaç etkiledi. Geçen sene ayçiçeğiydi bura. Ayçiçeğine attığımız bir ilaç etkilemiş olabilir. Yağan yağmurun etkisiyle de aşağı doğru geldiyse ilaç. O etkilemiş olabilir. Bu tarafında, tarlanın bu tarafında öyle bir şey yok ama. Sadece burasında var.
Evet arkadaşlar, buğday olarak en son bu tarlamız kaldı. Bu tarlada 2 dönüm mü, 3 dönüm mü, böyle bir şey. Buraya da atıyoruz. Ardından 12 dönüm kadar bir fiyat var. Onu atacağız. Ondan sonra gübre işimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, şu anda buğdaylarımıza gübremizi attık. Şimdi öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Ardından fiillere bir 10-15 kilo dönüm başı gübre atacağız. Fiillere fazla gübre atmaya gelmez çünkü yatar. Zaten hayvanlar için yetiştirdiğimiz için fiili gerek yok fazla gübre atmaya. Düşürdün mü? Neyi? Ha dur, düşünmedim. Şunu 15 kiloya ayarlayalım. İki numara 10 kilo atıyormuş, üç numara 20. Böyle iki ile üçün arasına. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, 200 kilo koyduk, 12 dönüm kadar fi var, 15-16 kilo falan yapıyor. O da yeterli olur. Evet arkadaşlar, şu anda fi tarlamıza geldik ve gübremizi de atıyoruz buraya. Bakın size göstereyim fiyi nasıl. Bakın böyle. Şu anda durumu bu. Şöyle karık karık çıkmış. Çok da güzel çıkmış fiyi. Buradaki fiyi yeşil olarak biçip hayvanlara vereceğiz zaten. Hayvanlar için ektik. Ondan sonra bu fiyi kaldırıp, bu fiyi biçtikten sonra yani mısır ekmeyi düşünüyoruz üstüne. Mısır da zaten hayvanlara vereceğiz. Silajlık mısır yani.
Evet arkadaşlar, son tarlamıza da atıyoruz. Sonuncu tarlamız, fiy tarlamız. Burasını da aynı şekilde ikinci mahsul olarak mısır ekmeyi düşünüyoruz. Yani bu fiyi biçip balya yaptırıp ardından mısır ekmeyi düşünüyoruz. Burada da fiyi çok güzel bir şekilde çıkmış. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.